Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuda ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta belki de çok gündem edilmesi istenmeyen, konuşulması istenmeyen bir projeyi konuşacağız. Nimbus projesi. Proje nedir? Amacı, motivasyonu nedir? Ee, kime hangi faydaları, yetenekleri sağlayacak? Bunu konuşacak, konuşacağız. Çok değerli bir konumuz var. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Betül Ona Önay Doğan Hocamız, stüdyo konumuz. Betül Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şeref verdiniz. Bu konuyu konuşacağız. Gündem yapmaya çalışacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamu hizmetlerini bizlere dijitalleştirerek sunan Türkiye Govater'den bir özelliği Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bugün size normal şartlarda sunulmakta olan ama E-Devlet kapısında olmayan aslında bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TürkSat İşbirliği ile yeni bir çalışma yapıldığı müze kart uygulaması artık E-Devlet kapısından sunuluyor. Peki neden? Bundan bahsedelim biraz isterseniz. Normal şartlarda biliyorsunuz müze kart uygulaması e, mobil uygulama aracılığıyla dijital ortamda hali hazırda zaten bakanlık tarafından sunulan bir hizmet. Ama e, artık e, yıllar itibariyle siber güvenlik çok önemli. Kullanıcılar e, kendi imkanlarıyla birçok önlem almaya çalışıyorlar ve tedirginlikler artıyor. Bakanlıkla yapılan çalışma kapsamında ödeme dahil her... Aşaması E-devlet kapısında olan bir müze kart uygulaması çalışıldı. E, bu uygulama E-devlet kapısının mobil uygulama tarafında da çalışıyor. E, ödeme işleminiz, kart seçim işleminiz, dijital kart oluşturma işleminiz ve akabinde e, müzelere girerken oluşturulan QR işleminizin tamamını artık E-devlet kapısında bulabilirsiniz. Bu çok önemli. E, ayrı bir uygulama, ayrı bir platforma gerek yok. Zaten E-devlet kullanıcısı e-Devlet'i biliyor, tek platform. Oradan bu bakanlığın hizmeti de yapılmış olacak anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Harika. Tüm diğer, darısı diğer bakanlıkların ve projelerin başına diyelim. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler, teşekkürler. Ayşe Torun'dan. Müze Kart Uygulamasının artık E-Devlet'te olduğu haberini sizlerle paylaşmış olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Doçank Doktor, Betül Önay, Doğan Hocamız, konuğumuz. Hocam Nimbus projesi ne konuşacağız? E, hiç çok az da konuşulan ve duyulan bir şey. Haberlere bakıyorum çok haber yok. Nedir hocam proje? Öyle başlayalım. E, Nimbus projesi Google ve Amazon'un Amazon tarafından inşa edilen 1.2 milyar dolarlık bir bulut bilişim sistemi. Nisan 2021 yılında ilk kez anlaşma imzalanıyor, sözleşmenin imzalandığı duyuruluyor. Daha sonra işte bununla ilgili kimi haberleri o zamanlar daha sık görüyoruz ama bu böyle kısa süreli bir proje değil. Google ve Amazon 7 yıl boyunca bunu hem kuracaklar hem arkasından da işletmeye devam edecekler. Yani İsrail'e destek olacaklar. Ee, genel olarak bu duyuru yapıldığında projenin hükümete, savunma kuruş, kuruluşlarına ve diğerlerine her şeyi kapsayan bir bulut e, çözümü sunmayı amaçladığını söyleniyor sadece. Ee, Google ve Amazon tek bu konuda e, çalışan ya da ya, bu yarışın içerisindeki tek iki şirket değil. Ee, Microsoft, IBM ve Oracle da bu yarışın içerisinde ama ihale sadece bu iki şirkete kalıyor yani ihaleyi bu iki şirket alıyor. Projenin satın alım, inşa Hükümet politikası oluşturma, yerel verilerin sisteme entegrasyonu ve uygulama ve optimizasyon olmak üzere dörtte aşaması var. Ee, önce e, İsrail hükümeti mevcut verileri bir araya getiriyor. Bu veriler sistem hazırlanana kadar e, İsrail içerisinde e, Hollanda gibi İrlanda gibi kimi ülkelerin serverlarında tutulacak tutuluyor. Ve daha sonra da İsrail'de sistem hazır hale getirildiğinde oraya alınıyor burada ama şeyde Nimbus projesinden önce bu biraz şey gibi sanki ilk kez İsrail böyle bir işbirliği yapmış gibi e, lanse ediliyor. Böyle büyük şirketlerle özellikle Amerikan şirketleriyle. Bunun böyle küçük bir örneğini vermek gerekir belki de. Amazon ilk ofisini İsrail'de 2014 yılında açıyor. E, 2000 ve o yıllar Gazze'ye yönelik e, saldırıların çok yoğun olduğu yıllar. 2015 yılında, e, yılından bu yana örneğin İsrail Eurospace Industry diye bir kuruluşu İsrail'in e, Amazon'un kargo firmalarının yüzde 80'ine hizmet veriyor. E, bu şey, e, bu şirket niye önemli? Bu şirket aynı zamanda İsrail'in savunma sistemlerini de ortaya yapan şirket, yani Gazze'de şu anda gördüğümüz otonom araçları. E ortaya çıkartan şirket aynı zamanda. Dirsek temasındalar. Şöyle küçük bir de şeyi var. Bezos'un e olan ilişkileri. Evet, evet. Şöyle bir de küçük Amazon'la ilgili aslında e, ilginç olan bir şey daha var. 2019 yılında Amazon İsrail'de şöyle bir kampanya yapıyor. 49 doların üzerinde bir alışveriş yaptığınızda kargo ücretsiz diye. Ee, daha sonra Filistinlilere yönelik de eğer adresinizi İsrail olarak yazarsanız siz de bu kampanyadan yararlanabilirsiniz diyor bu çok önemli çünkü hani biz hep şey diye konuşuyoruz algı gerçektir diye konuşuyoruz siz e, fiziksel olarak orayı ele geçirmeden önce zihinsel olarak oraya ele geçirmek istiyorsunuz ee, daha sonra bu tabii ki yerleşimin yayılması politikasının bir parçası olarak görülüyor ve çok fazla itirazlar çıkıyor. Yok etme planlarının parçaları değil mi bunlar? Evet, evet. Yerleşimi genişletmek eşittir. Her şey fiziki değil yani. Evet. Çok güzel söyledin. Zihinler var. Bunun dijitali var, doğru. Evet. Tabii Amazon geri adım atıyor daha sonrasında ama hani bunu şey olarak görmek lazım. Nimbus projesi tek e, bu ortaklıkların tek projesi değil. E, çok Şeyi daha kapsamlı. Hocam, bu şimdi bu bu bir İsrail hükümetinin Hı -hı. devletinin bir projesi. Nimbus ne demek belki hiç bilmeyenler için? <laughs> ben şimdi baktım kara bulut demekmiş. Hatta şey denizciler e, bir bunu fırtına bulutu kötü bir bulut olarak hı hı. nimbus gelecek veya artık o zaman belki e, ona göre e, şey yapıyorlar gemileri birbirine çekiyorlar gerekiyor. kontrol mü ediyorlar tehlikeli kara bulut anlamına geliyormuş böyle bir şey ismi seçilmesi de manidar mı diyelim tırnak içinde evet. İsrail'in projesi bir ihaleye çıkıyor hı hı. burada bu projede ne yapmak istiyor e, İsrail ee, İsrail tabii bir de şöyle başlamak lazım belki İsrail ilk kez mi bir teknoloji kullanacak? Niye bu kadar bu teknolojinin adını çok fazla duyuyoruz? Aslında değil çünkü İsrail veri topluyor sürekli Filistin tarafından sürekli veri topluyor. Örneğin bizim haberlerde çok sık duyduğumuz demir kubbe var. O da yapay zeka ile çalışıyor. Ee, dolayısıyla ilk kullanılan teknoloji değil. Ancak buradaki önemli olan mesele bütün verilerin İsrail'e depolanıyor olması. Ha, Filistinlilerin tırnak içinde bir evet. yerlerin, ki bu biraz örnek verelim hangi verilerden bahsediyoruz. Hangi verilerden bahsediyoruz? Örneğin e, yüz tanıma, duygu analizi. E, hasa hatta ses üzerinden yalan söylenip söylenilmediğine dair çok kapsamlı e, bir veriden bahsediyoruz. Bu verilerle tabii ki ne yapmak istiyor? Bu verilerle kendisine tehdit oluşturabilecek kişi ve grupları tespit ederek tırnak içinde Evet. Kime göre, tettik, ee, göre İşte kendisi için dememin altına Hı -hı. çizmemin sebebi de oydu. Kendisi için tehdit olduğunu düşündüğü kişi ve grupları tespit etmek için kullanıyor. Aslında bu da yeni değil. Ee, Hı -hı. Biz bazı şeyleri tartıştık, tartıştıkça fark ediyoruz. Ee, Hapsura diye bir şey vardı, bir projesiyle bir e, yapay zeka destekli bir uygulaması ki bu da haberlerde çıktı. Ee, bir e, Hamas tespit ettiklerini ifade ediyorlar ve daha sonra onun bulunduğu lokasyonu bombalıyorlar. Ve ee, birkaç mahalleyi birden yok ediyorlar. Ee, bu onun bir örneği aslında nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek. Ee, i̇şin ilginç yanı şöyle açıklamalar yapılıyor. Hani bunun önemini diğer teknolojilerden ayırabilmek için söylüyorum. Ee, hükümetlerin ya da uluslararası ceza mahkemelerinin İsrail'den savunma kuvvetleri ile ilgili veri talep etmesini engellemek için aslında bu uygulamanın yapıldığı söyleniyor. Nimbus projesine. Evet, Nimbus projesine. Çünkü veriler kendi e, ülke sınırlarınız içinde kalacağı için hatta şöyle de bir şey var. E, o kadar o, o çok önemli. Bizde de slogan olarak var ya Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın. Evet. Ver, verinin evet. kendi sınırlarında. O zaman Amazon ve Google iki büyük şirket rollerini de merak ediyorum sormak isterim. Bu veri bulutu hem donanımsal hem yazılımsal hı hı. E, projenin tüm ayaklarını İsrail lokasyonunda, evet. sınırları içinde kuruyorlar. Yani Amerika'da veya herhangi başka ülkede olmayacak. Hatta ve hatta İsrail şunu istiyor onlardan, e, bir füze saldırısı ya da başka bir saldırı ya da deprem gibi bir olay yaşandığında e, bir B ve C planı olarak yan tesislerde kurulmasını istiyor aslında Google şu anda Google ve Amazon tek tesis değil üç tane ayrı tesis kuruyor. E, herhangi birine bir şey olması durumunda diğerlerini aktive edebilmek yedekleme için yedekleme vesaire. Yedekleme vesaire Şöyle yapabilmek peki, için. Şöyle bir ülkenin kendisi kendi verisini bu da bir sakınca yok. Çok da doğal ve bir milletin, toplumun, halkın hakkı veya bir devletin diyelim. Bir ihale açması bu şirketlerin buna katılıp kazanmasında bir problem yok. Sanırım problem yanılıyorsam lütfen düzeltin. Başka bir ülkenin, başka bir milletin, başka özgürlükleri olması gereken milletin onlardan izin almadan ki bunun izni nasıl olabilir? Hı -hı. Bütün sensörlerden, kameralardan, internet altyapısından verileri toplayıp biraz önce söyledikleri Hı -hı. örneklerini verdiğimiz. Onları bu bir bir yerde toplaması değil mi? Esas sorun bu. Şunu atlamamamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, i̇hale açmakta vesairede problem yok deniz Evet legal olarak bir problem yok. Ama e, bir... Kendinizi bir devlet olarak düşünün. Verilerinizle ilgili bir ihale açıyorsunuz. Bu ihaleyi Verilerimiz bir başkalarının verileri mi? mi? E, yani kendi veriniz için açtığında daha tamam. masumane tamam, bir hale getirelim. Tamam. E, dışarıdan başka ülkenin bir firmasının bunu yapmasını ne kadar istersiniz? Bunu da aslında düşünmek gerekiyor. Bir e, kendi yeteneği olmayabilir o ülkenin. Kendi yeteneği o zaman ama yine ne yaparsınız? Kendinize yakın olduğunuzu düşündüğünüz yere doğru yönelirsiniz. Dolayısıyla bu Amazon'un Sorgulama cevabını siz veriyorsunuz hocam ama o zaman Google yakın olmalı. Evet, zaman. <laughs> evet. O tarafının da dediğim gibi çok fazla kaçırılmaması lazım. Bir, ikincisi e, dediğiniz çok doğru. Bu arada tabii şeyi de yine altına çizmek gerekiyor. E, Gazze e, ve Batı Şeria yani Gazze o, ne? ve Batı Şeria hariç İsrail'in kendi toprakları içerisinde başlıca etnik gruplara ait insanlar da var. Sonuçta biz orada kullanılacağından endişe ediyoruz ama kendi toprakları içinde kullanılması bile bir endişe sebebi. Eğer çünkü bu e, proje için etnik ayrım yapacağına, ırk ayrımı yapacağına dair çok fazla tepkiler ortaya çıkıyor. E, siz e, bu sistem sayesinde farklı ırktan olan birini o coğrafya içerisinde herhangi bir yerde tespit edebileceksiniz. Hatta biraz tabii ki daha e, dedikodu düzeyinde bunlar ama e, bu projenin yani sizin tespit ettiğiniz kişi yurt dışına gittiği zaman bile İsrail'in bunu yine benzer şekilde takip edeceği ve bu takip verilerinin de yine kendi sistemi içerisinde saklanacağına yönelik evet, yapan, söylentiler de var. Yeteneğe sahip olduktan sonra evet. her şeyi yaparsınız yani o gücü elde et güç tehlikeli diye evet. gücü elde ettikten sonra. O hukuku da siz belirliyorsunuz. Nerede duracağınızı da evet. siz belirliyorsunuz. O gücü elde etmemesi lazım. Bir de dediğim gibi o verinin başka yerde bulunulması o verinin talep edilmesini sağlıyor. Ama siz kendi hmm. topraklarınız içinde bulunduğunuzda daha e, kendiniz karar merci haline dönüşüyorsunuz. Yani dışarıya veririm ya da vermem. Hangisini veririm ya da hangisini vermem bunların kararları Sağ tamamen size veririm, kalıyor. Bir kısmını veririm evet. bir kısmını vermem. Evet tamamen size kalıyor. Biz bunları aslında çok gördük şeylerde Mesela Hollywood filmlerinde yalan makinelerini falan gördük. Orada hep böyle altı çizilen bir şey vardı. Bunlar güvenli uygulamalar değil. Bunların zaten meşruluğu ayrı bir tartışma konusu ama aynı zamanda bunlar yüzde yüz güvenli uygulamalar da değiller bir de burada şunu söylemek lazım. Bu tartışmalar yapılıyor. Bu tartışmalar da yani şey imzalandı, anlaşma imzalandı. Onun üzerine haberler çıktı. Ama tabii ki detay yok. Detaylar Google'ın cloud sistemi ile ilgili bir sunumunu, yani Nimbus'u kullanacaklara için hazırladıkları sunumu sunumun basına sızmasıyla yapılıyor İçeriden, İçeriden bir çalışan mı acaba sızdırıyor bunu? O nasıl sızıyor? Şimdi işte o... o Veya bir... kendileri mi sızdırıyor? Bu da bir taktik olabilir. Biz böyle bu coğrafyada daha temkinli olan insanlarız. Evet, her şeyde bir o şey yüzden... arama yeteneği gelişti. Kasımız ee, gelişti. Yani. yani siz bunu ne için kullanacaksınız? Kontrol için kullanacaksınız. Bir yani şey söyleyeceğim hocam. Google'ın ve Omuz'un rolleri belli mi? Niye tek şirket değil iki şirket? Ee, i̇ki şirket aslında güçlerini birleştiriyorlar hmm. bir noktada. Ve e, ellerinde çok büyük veriler var. O verilerin üzerinden zaten şu anda o veri işleme kapasitesi en yüksek iki ülke. Müthiş yetenek, Kendi onların şu andaki mevcut veri işleme kapasitelerini de kullanabilecek İsrail. Yani sadece kendi verilerini alıp onların üzerinden bir işlem yapmayacak. Onların hali hazırda ellerinde olan ve kullandıkları veri işleme süreçlerini de entegre edebilecek. O yüzden böyle bir çerçeve daha korkunç hale geliyor. Bir şey söyleyeyim hani acaba sızdırıldı mı diye sordunuz. Hmm. Bunlar kontrol mekanizmaları ve siz kontrol etmeye aslında biraz önce söylediğimiz gibi zihinden başlıyorsunuz. Filistinlilerin arasında bu haberin yayıldığını düşünün. Ee, böyle bir proje var, hayata geçmek üzere sürekli kontrol edeceğiz, göz altında tutulacağız, takip edileceğiz, ee, işte hareketlerimiz tespit edilecek. Siz zaten bu proje hayata geçmese bile bunun algısıyla belli bir noktaya kadar kontrol sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla bunu sızdırma olarak e, İsrail'in kendi sızdırma politikası olarak da düşünebilirsiniz. Tabi kendi Hı. de sızdırmış olabilir. Evet, bu bir da, güç gösterisini farklı bir yöntem değil mi? Aynen bu? öyle. Ee, ben yapıyorum, yapacağım, yapıyorum falan evet, deyip Evet. Ayrıntılar da oradan çıkıyor. Yani bu dediğim gibi slaytlar üzerinden çıkıyor. Slaytlarda genel olarak çok daha kapsamlı bir e, veri toplama sürecinin olduğu söyleniyor duygular işin içerisine girdiğinde iş biraz daha ciddileşiyor. Biz bunu farklı şeylerde, farklı coğrafyalarda duyduk. Mesela Çin'de çok duyduk. Çin bunu e, açık bir şekilde söyleyerek yapıyor. Tabii, tabii. Yani kendi kredi sistemi, evet devlet politikası kendi sistemi içerisinde bunları kullandıklarını, insanların yürüyüşüne bile bakarak bazı analizler yaptıklarını söylüyor. Ama e, bu tartışılırken yani kendi devlet politikası olarak bunu konumlandırması tartışılırken İsrail'in farklı bir ülke vatandaşı için Tabii bunu kesin. kullanacak olması çok ayrı bir tartışma konusu. İşgal ee, ettiği soykırım uyguladığı. Evet, yerleşimini genişletmek için de bunu kullanacağız söyleniyor. Hangi lokasyonlarda o yerleşimi genişletecek, oradaki insanları tespit etmek, oradaki insanları takip etmek ee, ve dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi kendisi için tehdit olabilecek kişileri tespit etmek için bu süreci kullanacak. Bu 2021'de kullanacak. imzalandı. Şu an şey belli mi hiç haberlerde ee, ya bilgi var mı? Bitti mi çalıştı mı Yani taahhüt edilen sürece baktığınızda şu anda çalışıyor. Çalışıyor. Ee, şu, anda. şu anda çalışıyor. Yani, tabii ki nasıl kullandıklarını bilmediğimiz için şu şekilde çalışıyor diyemiyoruz. Ama 2021'de imzalandıktan sonra zaten hangi periyotlarda neyin yapılacağını açıklıyorlar ve şu anda çalışması lazım. E, ...projenin eğer e, ta, şey söylenilen şekilde ilerlediyse... E, ...şu andaki mevcut durumu da yani 7 Ekim sonrası durumu da... ...belki bunun üzerinden okumak lazım. Aynen. Olur da e, yani hepimizin isteği en kısa zamanda bu sürecin sona ermesi... ...yani Gazze'liler üzerindeki e, bu soykırımın sona ermesi hepimizin arzu ettiği. Peki sona erdiğinde ne olacak? E, hala orada büyük bir Gazze'li grup var... Gazeli vatandaşlar var. Büyük bir popülasyon var. Ee, bir sonraki... Belki müdahaleye kadar... Bu Nimbus projesi çok etkili olacak... Diye düşünebiliriz. Ee, oradaki... İsrail için tehditlerin... Tespit edilmesi ve belki de ortadan... Kaldırılması için kullanılacak. Ve İsrail'in zaten... Durmayacağını biz bu 7 Ekim sonrasında gördük. Durmak istemediğini de gördük. Ee, bazı ülkelerin bu politikasına destek verdiğini de gördük. Yine aynı devletler, yine ya aynı İsrail, bu Nimbus projesi gibi projeler üzerinden de sürece devam edecekler. Şeyler nasıl peki? Gördüğüm kadarıyla tepkiler, mesela şirket, iki şirketin çalışanlarıyla içeriden bazı tepkiler olduğu. Evet. Bu tepkiler kıymetli, evet peki sonuç olarak bir sonucu değiştirmiyor belki ama farkındalık açısından. Sonucu, önce onu söyleyelim, sonucu değiştiremeyecekler. Ee, bunu neden bu kadar net söyleyebiliyorum çünkü sözleşmede böyle bir madde olduğunu ifade ediyor İsrail yani herhangi bir boykot ya da herhangi bir aktivist eylem bu sözleşmenin sona ermesine sebep olamaz diyor yani 7 yılı garanti altına almış hatta 23 yıla çıkma ihtimali var yani çok daha uzatabilme ihtimali var ee, tabii ki önemli her karşı duruş önemli. Ee, çok daha çok daha yakın zamanlarda bir Google çalışanının bir toplantı sırasında ırk ayrımı yapan böyle bir programın e, Google'ın e, politikalarına aykırı olduğuna dair e, bir karşı çıkışı, çıkışı vardı. vardı. Apar topar çıkartıldı. İşten mi atıldı? Ee, i̇şten atılmalar oluyor. Hatta bunun en çok böyle göz önünde olan ismi. Ariel Kolen diye bir tane isim. Şöyle bir taradığınız zaman yabancı basını, özellikle bu isimle çok fazla karşılaşıyorsunuz. Google'un eski pazarlama müdürü, ilk itirazları çıkartan da söyleyen de o. İsminden de anlaşılacağı üzere bir Yahudi kendisi. Önce bir şey yayınlıyor, bir mektup yayınlıyor ve diyor ki işte. ...İsrail ile yapılan bu anlaşma beni tedirgin ediyor. Sebeplerini de ifade ediyor. Sözleşmeden hemen sonra. evet, Çok Sözleşmeden hemen sonra. Siyonist değil belki de. E, büyük ihtimalle. <laughs> sonra e, Google ona bir teklifte bulunuyor ve diyor ki... ...Brezilya ofisine taşınmasını istiyor. Yani iş değiş lokasyon değişikliği yapmasını istiyor. E, bunu bir mobbing ya da bir misilleme olarak düşünüp... E, ...karşı çıkıyor. Ama hani süreci uzatmayayım en sonunda istifasını veriyor ve ayrılıyor. Tek isim o değil başka bir isim daha var yine aynı şekilde çok ön plana çıkar çıkan. O da bir e, mail yayınlıyor ama bu maili Google içerisinde çalışan 3000 Yahudinin bulunduğu bir gruba atıyor mailini. Bu arada rakam da çok e, güzel bir rakam. Yani Google'ın içerisinde çalışan 3000 Yahudi grup içerisinden tepkiler alıyor, düşmanca tepkiler alıyor. E, bunun üzerine bir yan grup kuruyorlar ee, yaklaşık 500 kişinin içerisinde olduğu bir e, Yahudi teknolojide Yahudi diasporası adını verdikleri bir yan kuruluş kuruyorlar bir yan oluşum şu anda haberlerde bu yan oluşumu bir sıklıkla görüyoruz çünkü neredeyse Nimbus projesinin karşı duruşu haline geliyorlar. Medya bunlara ee, şey veriyor mu Amerika'da veya? Çok fazla değil. Hı -hı. Çok fazla dile getiremiyorlar. Bir de tabii ki e, bunların çoğunu yani o yüzden biraz önceki ismi söyledim. Bunların çoğu anonim olarak kaldığı için de aslında basın çok fazla bu tarafı yönenebiliyor. E, Kim anonim iş... tanıyor hocam? ...karşı çıkanlar ya da ha, imza edenler korkuyorlar kariyerlerinin evet, işte. Evet, evet. Çok... Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani bir 500 kişiden bahsediyoruz ya da başka bir yerde 600 kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Tabii ki insanların Çok farklı normal. kaygıları var. Çok da normal. Ee, anonim kalıyorlar. Küçük küçük bazı yerlerde haberler tabii ki oluyor ve olmaya devam fiziki ediyor. Fiziki protestolar olmuş galiba. Evet, fiziki protestolar da var. Mesela biraz önce söylediğimi de aslında o fiziki protestonun içerisine alabiliriz. Sonuçta Protestoların bir de yoğunlaştığı şey o şu. Google ilk ortaya çıktığında e, tamamen hayatı güzelleştirmek ve kolaylaştırmak için yola çıktığını, bu prensiplerinden ödün vermeyeceğini. E, deklere dekleri ederek çıkıyor. Kendi vatandaşları için yapsın bunu tırnak içinde. <laughs> Filistinler için hayatı özgürleştirmesine <laughs> e, ne kadar evet, görüyoruz. Evet. Evet. Bunu dekleri ederek çıkıyor. Tabii ki bununla uyumsuz bir durum olduğu için aslında çok büyük tepkiler alıyor. Ve çalışanlar bir de şöyle ilginç bir durum var. Çalışanlar kendileri de tam kapsamlı olarak süreci ...bilmediklerini ifade ediyorlar. Yani nasıl kullanılacağını... ...projenin belirli ayaklarını biliyoruz... ...ama bu proje İsrail tarafından... ...nasıl kullanılacak bilmiyoruz. Kaygımız da bu yönde diyorlar. Sonuç olarak aslında baktığınızda... ...Nimbus projesini İsrail nasıl... Kullanıla, ...kullanabilir... ...hep e, şeyler üzerine gidiyor. Spekülasyonlar Türkiye'de. ya da... işte ...İsrail'in zaten... E, ...mevcutta yaptığı bu soykırım davranışı üzerinden devam ediyor. Herkes tam net bir şey söyleyemiyor. Ee, ama eninde sonunda iyi amaçlarla olmayacağı konusunda herkes hemfikir. Hmm. İşte burada tabii evet bu şeyin uluslararası örgütlerin hani ne kadar güçleri tartışılsa da son hmm. yıllarda bu konuda bir çalışmaları var mı insan hakları örgütlerinin veya veya bir hukuki bir bir, bir şey var mı hiç rastladınız mı ee, haberlerde? Çalışanlarla ilgili çalışanların ...Google'ın işte bu misillemeleri... ...ya da ile ilgili... ...şeyleri var. Mahkeme süreçleri var. Ama hmm. bu mahkeme süreçlerinde... Kesinsel. ...hep Google... ...Google lehine karar vermiş... ...mahkemeler. Yani burada bir misilleme yok... ...burada bir mobbing yok. Size daha... ...önceden zaten uyarılmışsınız. İşte lokasyonunuzun değiştirileceği... ...zaten daha önceden söylenmiş. Yani bu örneklerde bile... ...aslında zaten... ...bu mahkeme süreçlerinin... Google ve Amazon'un yanında olacağını çok net görebiliyoruz. Kaldı ki şöyle bir şey daha belki söylemek lazım. Google ve Amazon e, hep Amerikan e, savunma sürecinin de içindeler zaten. Politikalarıyla benzer ve evet, eş güdünlü, paralel yürüyorlar. Onlara yani. da destek veriyorlar. Ama çok doğal değil mi? Yani, Amerika'nın şirketleri bunlar yani. Evet. Pentagon... Kolombiya'nın yanında olamazlar yani. Ama askeri süreçlerle bir arada gitmesi... <laughs> Yani bu çünkü ortaya çıktıklarında bunlar birisi e, arama motoru olarak ortaya çıktı, diğeri öyle daha çok öyle sandık hocam belki. Evet, biz. evet. Öyle lanse ettiler. Yani gugudu bir arama motoru, Amazon'u bir eğlence şirketi, evet, işte bir içerik şirketi, şirketi falan şirketi. diye evet. anlattıklar evet. Evet. ama öyle değiller evet. Evet. Tabii buradan kendimize de pay çıkartmamız gerekiyor belki. hocam. O da başka bir programda <gülüyor> konuşmamız <gülüyor> gerekecek çünkü tamam. süre bitti. Ama bizim gündem hani buradaki kamu yayıncılığının ve bizim görevimiz bunu gündem yapmaktı. Ben Hı -hı. gördüğüm kadar hiç konuşulmamıştı Anadolu Ajansı'nda ve e, TRT'de birkaç yazı var. Bize katkı sağladıysak ne mutlu şeref verdiniz hocam. Teşekkür ediyorum sağ olun. E, İsrail'in Nimbus projesini, e, Kara Bulut projesini konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Kapatılmazsa tabii o da önemli. Bak onu da takip edeceğim <laughs> ve size duyuracağım. Hafta yeni bir konu konukla beraber olacağız. İyi hafta sonu. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.